Şimdi burada Abdullah abi de beraberdik maçta. Evet. Tavşanlı maçını izlemeye gelmiştim. Ondan önce İstanbul Büyükşehir Belediye maçını televizyondan izledim. Ondan önce de bir maçını daha izlemiştim Fethiyespor'un. Şimdi baktığım zaman Fethiyespor bireysel olarak yetenekli ve kaliteli oyunculardan oluşan bir takım. Ancak maalesef özellikle günümüz futbolunda takım savunmasını iyi yapmadığınız takdirde eğer şöyle söyleyeceğim. Bir Messi bile Barcelona takımında geliyor ceza alanından savunmaya yardımcı oluyorsa zaman zaman. Evet. Şimdi burada PTT 1. liginde oynayan bir oyuncu da gelecek. Savunmaya evet. yardımcı olacak. Özellikle kenar adamları. İleride oynayan, hücumda oynayan kenar adamlarının gelme zorunluluğu var. Günümüz futbolunda bu zaten zorunluluk. Yapmış olduğumuz tespitlerde takım savunmasında ciddi sıkıntıların olduğu ki ekibimizle birlikte zaten o maçı izlemiştik. Maç sonrası da kendi aramızda bir toplantı yaptık. Herkes fikrini söyledi. Ve şu kanıya vardık. Biz bu takımı düzeltiriz. Ve göreve geldik. Göreve geldikten sonra yaklaşık 3-4 gün tamamen takım savunmasına yönelik antrenman yaptık. Taktiksel antrenmanlar yaptık. Özellikle tavşanlı maçını izledim. Ya atağa gidiyor takım. Abi 5 kişi orada kalıyor. Evet. Savunma 18'e yakın bölgede. Şimdi 70 metrelik bir alanda. Çapraz abi zaten uğraşıyor. Güç falan da yetmez buna. İstediğiniz kadar dayanıklılığınız iyi olsun. 70 metrekarede o özellikle orta saha oyuncuları. Ya nasıl gidecek atağa gidecek savunmaya yardımcı olacak. Bunu başardık şimdi ekonomik oynamaya başladık. Ekonomik oynayınca bu sefer herkes diri kalmaya başladı. Şimdi, işin o tarafı evet. var. İki orta saha oyuncusu alma zorunluluğumuz var. Bir de işin diğer tarafı tabii ki rekabet de olacak. Rekabet olduğu zaman da... Rekabet olmazsa zaten oyun olmaz. Şimdi o açıdan mesela biz forvet oyuncusuna ben kesinlikle katılmıyorum. Forvet oyuncusuna ihtiyacımız yok. Ahmet olmadığı zaman Artun var. Artun olmasa Okur var. Ha. Yani o bölgede kullanabileceğimiz çok sayıda oyuncuya sahibiz. Özellikle kenarda ve forvette hiçbir sıkıntımız yok. Evet. Hiçbir sıkıntımız yok. Yani çünkü hepsinin bir alternatifi var. Şu anda mesela Ufuk oyunu aldık. Şimdi Ali Dere de var.
Evet, şimdi evet. Alileri fiziksel olarak tam hazır değil. Çünkü bir sakatlık yaşadı. Hiç. Henüz daha tam fiziksel olarak hazır olmadığı için tabii ki ilk periyoda içerisinde